Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili dostlar. Cumamız ve akşam idrak edeceğimiz Mevlid kandilimiz mübarek olsun. Hem cumamız hem Mevlid kandilimiz hayırlı ve vesile olsun. Bizleri Peygamber Efendimiz'in divanının sancağı altında toplanmaya, sünnetin ve cemalinin Mevlid'imizin görmeye nasip ve müyesser eylesin. Merkezi sistemden hakkı hakikati bulsun diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Antalya Kepez Molla Divanı Camii sevgi, saygı ve muhabbetlerimiz var. Aramızda miras olarak Hazreti Kur'an'ı bırakmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ashab-ı kiram hüve hüvesine özütlemiş ve bizlere aktarmış arkadaşlar. Benim diyor sizin durumunuz ateş yakıp da ateşine cırcır böcekler ve pervanele düşmeye başlayınca onlara engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer diyor. Adamın bir ateş yapmış, ateş yapınca da o cırcır böcekleri, efendim pervaneler ateşe doğru atlamaya başlıyorlar. Adam da o cırcır böceklerini ve efendim pervane böceklerini ateşe düşmesin diye engellemeye çalışıyor. Ben diyor sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum. Özür. Telefonu yıktık. Benim elimden kurtulmaya, ateşe girmeye koşuyorsunuz diyor efendim. Değerli kardeşler, niye? İnsanoğlunun arzusu, ihtirası, hırsı bitmiyor değerli kardeşler. Hani İnsanoğlu malımdır ama bir avuç toprak gözün doyuruyor diyor ya. Hemen bakın yakınımızda anıldığı mezarlığı var. Yani her camimizin yakınında bir mezarlık var diye arkadaşlar. Kimler geldi, kimler geçti. Hiçbirisi dünyadaki ne hırsını tamamlayabildi, ne hevesini tamamlayabildi. Değerli arkadaşlar, ne de dünya işini bitirebildi. Ama vakti saat o dörtgen, ecel geldiği zaman onu çevreleyiverdi. Değerli arkadaşlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca bizi hakka çağırdı, hakikate çağırdı, ibadete çağırdı, camiye çağırdı, huzura çağırdı, iyiliğe, takvaya çağırdı, birliğe, beraberliğe, kardeşliğe çağırdı. Bu dünyanın geçici olduğunu, heveslerine aldanmamamız icap ettiğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sürekli hatırlat değerli arkadaşlar. Mahşer günü pişman olmayan bir tek Allah'ın kulu kalmayacak değerli arkadaşlar. Herkes pişmandır mahşer günü. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Gelip insanoğlu, ya leyteni kıntü türabe, ah diyecek, keşke ben toprak olsaydım. Ama o imkan geçti. Ya leyteni gaddemtü li hayati, keşke bu hayatım için, hangi hayat? Ebedi hayat için bir şeyler gönderseydim. Hani evladım için, çoluk çocuğum için, emekliliğim için, yaşlılığım için yapıyoruz da bir şeyler. Elbette yapacağız. Çünkü dünyalarımızı unutmayacağız ama onu yaparken öbür tarafı unutmayalım değerli arkadaşlar. Ne diyecek insanoğlu? Ya leyteni gattemtü bi hayati. Keşke bu dünyalığım için de bir şeyler gönderebilseydim. Gönderelim değerli arkadaşlar. Ne yapabilirsek? İbadet olarak, mal olarak, dua olarak ne yapacak bizlere çalışalım? Başka? Ya leyteni ya veylete leyteni lem ettegiz fülen halile, keşke şu adamı ben dost edinmeseydim. Genelde insanı sapkınlığa götüren, yanlışa götüren akran, arkadaş çevresine karıştırır. Ama bakacak ki o başka yerde. Belki kendisi daha önce hatta hakikattaydı, arkadaş hatırına gitti başka yere. Keşke ben şu kişiyi dost edinmeseydim. Ya leytene eda
Allah'a ve Allah'ın Resulü'de, keşke ben Allah'a itaat etseydim, keşke Resulü'ne itaat etseydim. Ya leyteni, ya leyteni tefettüm var Resulü sebiyle, keşke Resul'le beraber yol alsaydım. Yani Resul'ün sünnetiyle ağırlık olsaydım. Değerli kardeşler, şu anda bu bizim keşke diyeceğimiz zaman daha gelmedi. Gözümüzde fer var, dizimizde derman var, elimizde imkan var. Ama bu zaman gelecek. Mahşer günü en takva sahibi olan insan da pişman olacak. En eşkıya zaten olan insanın pişmanlığının hakiki hesabı olmayacak. Dizimde derman varken, gözümde fer varken, dilim Allah diyorken, tövbe ettiğim canı varken, bu dünyada geçici olduğumuzu, ebedi olmadığımızı aklımıza getirip telafi etmemiz gereken bir şeyler varsa onları telafi yoluna gidelim arkadaşlar. Çünkü yarın çok geç olacak değerli arkadaşlar. Cenab-ı Hak bizlere birçok imkanlar vermiş. Bakın şu anda Cuma vaktindeyiz. Cuma vakti duaların kabul olduğu bir vakittir. Senede 11 ayda, 11 ay geçiyor, bir ay Ramazan Şerif veriyor. Duaların kabul olduğu vakit. Ama onun dışında her gece seher vakti var. Veya duanın zamanı bakıyor değerli arkadaşlar. Ne zaman Cenab-ı Hak'a yönelsek, Rabbimiz bizim duamızı dergahında kabul eder. Yeter ki tevbe-i nasr ile tevbe edebilen değerli arkadaşlar. Rabbimiz bizleri ömrümüz boyunca Hazreti Kur'an ile amil olmamızı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle tabi olmamızı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak bizleri nasıl ki bizler Müslüman bir arabanın evladı olarak dünyaya gelirsek, arkamızdan milletlerimizin de Hazreti Kur'an rehber edinen, Hazreti Resulullah'a tabi olan nesiller yetiştirmemizi Rabbim cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Değerli kardeşlerim, Ezan-ı Muhammed'in birkaç dakika var, bir iki duyurum var, onları da arz edip sözlerine sunacağım. Değerli kardeşlerim, malumunuz, bir zamanlar pandemi yoktu, pandemiden önce kardeşlerimiz evç gruplar halinde hacca gidiyorlar, ümre gidiyorlardı. Pandemi döneminde tedbirler başladı, hac kalktı, yasaklandı, ümre kalktı, dolayısıyla bir araya girdi. Ümre, değerli kardeşlerim, şöyle bir durumu var. Tabii gönüllüler reddetmişsin ama imkanı olan kardeşlerimizin hayatında bir defa, en azından bir defa gitmelerini arzu ettiği bir ibadettir. Yeminden beri arz ettiğimiz o dünyanın koşturmacasında insan bulanıyor, nefsine etkin oluyor, hayatına etkin oluyor. Şu zaman diliminden çıkıp ayrı bir aleme gidiyoruz ümrede. Son bir cuma burada işte. Değerli kardeşler, annemden sonra ümre buradan başladı. Allah nasip ederse 30 Ekim son müracaat tarihi olan, 30 Kasım'da da gidilecek olan, yeni Arap'ta görecek olan Antalya havasına kalacak olan bir ümre sorumuz var. Hepsini hizmetle de tanıdığımız videolarımızın rehberliğinde imkanı olan kardeşlerimizin bu programa gönül vermelerini, şu dünyanın kafesinden sıyrılıp bu ibadeti yerine getirmelerini önemsiyoruz. Çünkü bazen bir bakıyoruz ki imza ile yanlışlar yapmışız. Bir bakın 15 gün, 20 gün efendim bizim değerli kardeşler ayrı bir alemde Beytullah'ın kürsüsüyle Rabbim'in ıslahı olarak bu ibadeti yapmanız istirham ediyor. Rabbim giden kardeşlerimize ordu altları, manevi havayı, ömürleri boyunca sakladığı nasip eylesin. Gidemeyen kardeşlerimize de Beytullah'a varıp düşünmelerini, o son halini hatırlıyorum. Huzur Resulullah'a varıp Esselamu Aleyke Ya Resulullah düşünmelerini nasip eylesin. Değerli kardeşlerimizin hususunda Allah nasip eylesin. Yine namazdan sonra zaman zaman yapıldığı gibi değerli kardeşlerimizin hayırlarına başlatılacak. Cami Hazreti Yerindeyiz. Antalya'da yapılmış şeyleri, üstümüzde başlıklar,
efendim Kur'an Kutusu Camii'nde ihtiyaçları için yardım toplanacak. 80-85. İmkanı olan bir hesap edip verdiler. Olamayanlar da en azından şunu demesinler, ya niye her hafta tutanıyor diye. Gel arkadaşlar, bu camilerin her birleri sizin vermiş olduğunuz o küçük mevla var mı, havuz haline geliyor, o devasa camiler yapıyor. Kur'an Kutusu'nu yapıyor. Biz razıyız. Allah diyen, Bismillah diyen, o yavgarlığın ihtiyaçları karşılamıyor. Şu anda sizin vermiş olduğunuz o küçük mevla var, o ya neyleta dediğiniz zamanda, hiç beklemediğiniz bir anda imdadınıza geçiverdi arkadaşlar inşallah. Rabbim, şimdiden sizin vereceğiniz hayırlarınızı dergahında ahseni kabul ve kabul eylesin. En dara düştüğümüz anda imdadınıza geçirmesi vaktini gösteriyorsunuz. Bir diğer sırada akşam malumunuz kandil gecemiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin helalet kandili, mevlüt kandili, her camimizde program yapılacak, çok hocam camimizde program yapılacak. Rabbim, bizler ömrümüz boyunca Habib-i Kibriya, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gitmemizi, onun şefaatine nail olmamızı nasip ve müyesser eylesin. Kandiliniz mübarek olsun, Cenab-ı Hak evladı yarınızla, çocuk çocuğunuzla, sağlıkla, afiyetle, nice kandillere kavuşmanızı nasip müyesser eylesin. İdrak ettiğimiz kandilimizin, memleketimiz, milletimiz için, alem İslam için hayırlar getirmesini Rabbim nasip ve müyesser eylesin. Allah bize razı olsun, cumanız mübarek olsun, Allah rızası için El-Fatiha muhabbeti.
La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allahümme Rabb hâzihi d-davet-i tâmme ve s-salâti l-qâime. Âti Muhammeden il-vesîlete vel-fazîlete ve-d-derecete r-rafî'a. Veb'ashu meqâmen mahmûden illezî va'adte. İnneke lâ tuhliful mî'âd. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Muhterem kardeşlerim, boşlukları dolduralım. Allah'ın rahmeti, bereketi üzeriniz olsun inşallah. Hazreti Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine
salavat-ı şerife getirenlerin ilahi ahir ve akıbetleri hayır ola. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina. Seyyid-i müezzinin Hazreti Bilal-i Habeşi radıyallahu teala anhum ruhu için, kâffe-i ehli iman ve ehli İslam'ın ervahı için, sahib-i hayrat ve hasenatın ervahı için, camimizin ilk temelinden bu ana kadar maddi ve manevi emeği geçen, cemaat olan ve ahirete göçen kardeşlerimizin ruhları için, şu anda hazır bulunan cemaatimizin hane halklarının sıhhat ve selameti için, devletimizin bekası, ordularımızın, güvenlik güçlerimizin, ülkemizin muhafazası ve muzafferiyeti için, hayırların fethi, şerlerin def'i ve Allah rızası için, El-Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne seyyidena ve senedena ve mevlana Muhammeden abduhu ve resuluhu. Amma ba'du fe ya ibadallah, ittaqullaha ve ati'u. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكم بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَب۪يِّهِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ Aziz ve muhterem Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Okuduğum hadis-i şerifte
Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız. Bunlar Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Azim müminler, bu gece Rabi'ul Evvel ayının 12. gecesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşriflerinin yıl dönümü. Bu gece Mevlid-i Nebi gecesi. Bizlere bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı olarak Resul-ü Kibriya Efendimiz'i gönderen Rabbimize hamdü senalar olsun. Ümmeti olma bahtiyarına erdiğimiz sevgili Peygamberimize, âline, ashabına selatü selam olsun. Cumanız mübarek olsun. Kıymetli Müslümanlar, miladı 571 yılıydı. İnsanlık cariyenin karanlığında kaybolmuştu. Haksızlık, zulüm, ümitsizlik ve güvensizlik had safhadaydı. Merhamet duygusu körelmiş, erdem ve hikmet kaybolmuştu. İnsanlar her geçen gün güçlüğünün zayıfı ezdiği bir dünyaya uyanıyordu. İşare dönürler, hak ve hakikata, adalet ve merhamete susamış, mazlumların ulaşmıştı. İstikametini kaybeden insanlık ilahi rahmete muhtaçtı. İşte böyle bir anda Allah-u Teala kullarını yalnız bırakmadı. Engin şefkat ve merhametinin bir tecellisi olarak kıyamete illa rahmete lil alemin. Ey Muhammed, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Değerli müminler, insanlığın zihin ve fikir dünyasında en büyük inkılap Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelişiyle gerçekleşti. O geldi, karanlıklar aydınlandı. Cahiliye dönemi aslı saadet oldu. O geldi, zulüm adalete dönüştü. Her hak sahibine hakkı verildi. Zayıflar, güçsüzler yeniden insan olmanın saygınlığını kazandı. Yetimlerin, öksüzlerin ve kimsesizlerin yüzü güldü. Diri diri toprağa gömülen kız çocuklara hayat buldu. O geldi, evler, sokaklar, şehirler huzur ve güvenle doldu. İlim ve hikmet, şefkat ve merhamet, adalet ve hakkaniyet dünyanın dört bir köşesine yayıldı. Aziz müminler, Mevlid-i Nebi'nin yıl dönümünde her birimiz şu soruları kendimize soralım. Sevgili Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gerektiği gibi inanıp en çok onu sevebiliyor muyuz? Ona hakkıyla itaat edebilme, emanetine sahip çıkma şahsiyetini gösterebiliyor muyuz? Hayatımızı onun sünneti doğrultusunda inşa edip güzel ahlakını koşunabiliyor muyuz? Onun yaşlılara karşı saygı ve hürmetini, çocuklara karşı sevgi ve şefkatini, insanlara karşı nezakat ve merhametini taşıyabiliyor muyuz? Her daim ahlak, adalet ve faziletin yanında yer alabiliyor muyuz? Her türlü kötülüğün, şerrin ve batılın karşısında durabiliyor muyuz? Yüce Rabbimizin övgüyle söz ettiği en hayırlı ümmet olmak için çalışabiliyor muyuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetini bütün insanlığa ulaştırmak için yeterince gayret gösterebiliyor muyuz? Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Allah Resulü'nde güzel bir örneklik vardır. O halde biz müminlere düşen Peygamber Efendimiz'i hakkıyla tanımak ve anlamaktır. Dosdoğru yolunda yürümek,
sünnetine sımsıkı sarılmaktır. Gönderiliş gayesini kavramak, örnek hayatını ve onurlu mücadelesini gelecek nesillere aktarabilmektir. Bu vesileyle Mevlid-i Nebi gecemizi tebrik ediyorum. Bu gecenin aziz milletinize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ayrıca camimizde de akşam programımız vardır. Tüm müminler ve müminatlar, bayanlar da davetlidirler. Muhterem Müslümanlar, Cuma namazından sonra ilimiz genelinde yapılmakta olan cami inşaatları için para toplanacaktır. Sizlerden gerekli yardımlarınızı talep etmekteyiz. Cenab-ı Allah hayır ve hasenatlarımızı, ibadetlerimizi makbul eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve eblegal nizam. Kelamullahil melikil azizil allem. Kemâ kâlellâhü tebâreke ve teâlâ bil kelam. Ve izâ gura'l gur'an hestemûle. Ve amsutu leallekum turhamûn. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnne d-dîne 'indallâhil İslâm. Sadakallâhu l-azîm. Elhamdülillahi hamdül kâminin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ta'zîmen li nebiyyihi ve tekrîmen li fakâmeti şe'ni safiyyi. Fekâle azze ve celle min gâilin muhbiren ve âmira. İnnallâhe ve melâiketehü yusallûne alen nebî. Yâ eyyühellezîne âmenû sallu aleyhi ve sellimû teslimâ. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kemâ sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kemâ barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, ordumuzu, tüm İslam alemini her türlü tehlikeden koru. Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilikler ver. Bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, bizleri, annelerimizi, babalarımızı, tüm müminleri hesap gününde bağışla. İnna Allah ya'muru bil adli vel ihsan ve ita'i zil qurba ve yenha anil fahşai vel munker vel bagl ya'zukum la'allekum tezekkerun. Okuduğum ayet-i celilede Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: muhakkak ki Allah-u Teala adaleti, İyiliği, akrabaya yardım etmeye emreder. Fenalığı, azgınlığı ve çirkin işleri men eder. O, düşünüp tutasınız diye ümit verir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalati, hayya alessalam. Hayya alelfelahi, hayya alelfelah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Muhterem Müslümanlar, boş safları dolduralım, öğle namazı duralım. Allah'ın rahmeti üzerimizde olsun. Salat. Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا فداعيا إلى الله بإذنه أسراجا منيرا فبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عطاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
على رسولنا صلوات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم ذو الجلال والكمال سبحان الله على دين الإسلام والإيمان دائما الحمد لله رب العالمين تعالى شانه الله أكبر الله أكبر كبيرا واحدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب Thank you.
وَقَدَا تَقَبَّلْ مِنَّا بِحُرْمَةِ لِلّٰهِ تَعَالَى الْفَاتِحَ. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili dostlar. Cuma'mız ve akşam idrak edeceğimiz Mevlid kandilimiz mübarek olsun. Allah hayırlara vesile eylesin. Cuma'nın Mevlid kandilinin feyiz-i bereketinden müstefid olmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Gelecek Cuma'da inşallah buluşmak üzere. Hayırlısıyla. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Yeah.